Evet. Başlayalım mı arkadaşlar? Evet, ben geldiğiniz için hepinize tekrar teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bu son konuşulanları açıklayabilmek için sizleri buraya davet ettim. Affınıza sığınarak bir şey rica etmek istiyorum. Soru sormuyorsunuz. Ben sadece durumu izah edeceğim sizlere. Ben hala bu şirketin ortağıyım, hala hissedarıyım. Ben sadece biraz kendimi perde arkasına çektim. Yönetimi arkadaşlarıma, kardeşlerime devrettim. Biz zaten biliyorsunuz uzun süredir Fikret Bey, ben ve Akif Bey ile birlikte çok büyük işler yaptık. Sizler de şahitsiniz buna. Şimdi aramıza Adem Bey de katıldı, ailemize, ve daha da güçlendik onun sayesinde, daha da büyüdük. Yani kısacası şirket emin ellerde arkadaşlar. Ben de buna güvenerek zaten böyle bir karar aldım. Bana ihtiyaç duyulduğunda ben yine de işimin başındayım, yine kardeşlerimin yanındayım. Destekçilerimize, ortaklarımıza, halkımıza verdiğimiz bütün sözlerin arkasındayız. Hatta tam aksine bu sene Fikret Bey'in ve Adem Bey'in ve Akif Bey'in yaptığı birçok çalışmayla şirketimiz büyük bir ivme kazandı. Daha da şu an hayata geçmemiş ama üstünde çalıştıkları bazı projeler var. Bunları ben şimdi açıklamayayım, sürpriz de kaçmasın. Yani kısacası söylemek istediğim şey, bu üçlüden çok büyük işler çıkacak arkadaşlar. Hiçbir şüpheniz olmasın. Biz bir aileyiz. Bu ailenin dağılması mümkün değildir. Burada sadece bir bayrak teslimi söz konusu. Burası şahıs şirketi değil, burası kurumsal bir şirket. O yüzden de ortaklarımızın endişe duyması yersiz. Boran Holding her zamanki gibi yoluna tam gaz devam etmekte arkadaşlar. Geldiğiniz için hepinize çok çok teşekkür ederiz. Arkadaşlar, yalnız baştan soru yok demiştik. Arkadaşlar çok teşekkür ederiz. En kısa zamanda biz bir basın bülteni yollayacağız hepinize ayrı ayrı. Şimdi işimize dönmemiz lazım. Çok sağ olun. İyi çalışmalar diliyoruz. Biz teşekkür ederiz her şey için. Çok sağ olun. Hikmet Bey'e de çok selamlarımızı iletin. Geleceğim zaten. Uğrayacağım kendisine. Kolay gelsin. Geç kalmışlar da. Çok teşekkür ederiz. Efendim? Doğru evet. Kolay gelsin arkadaşlar. İyi çalışmalar. Ayağınıza sağlık. Görüşürüz. Teşekkürler. Oh be. Oh tabii be. Gittiler çok şükür. Oğlum ben sırtışını özlemişim be. Vallahi. Vallahi. İstersen bunu Boran jet uçaklarda amblem haline getirebiliriz he. Boran Holding'in güler yüzü olabilirim, ne dersin? Ya o değil de Fikret, ben düşündüm de ben istesem de bir yere gidemem ki yani. Anca beraber, kanca beraber olur. Döndün mü fabrika yerlerine? Ha? Galiba döndüm. Oğlum ben sana bir şey diyeyim, seninki zaten fantaziydi. Sen istesen de ben seni hiçbir yere bırakmazdım. O zaman hayırlı uğurlu olsun kardeşim hepimize. Vallahi helal olsun. Dün olup bitenlerden sonra ne bileyim, ben böyle yumruğunu vurursun masaya, hiçbir yere gitmiyorum dersin falan zannettim. Evet, öyle bir Faruk Boran efsanesi var, doğru. Ya çok normal bir insan davranışı değil bu yaptığın. Hakikaten efsane olmak lazım ha. Yani her şeyi böyle bırakacaksın, sıfırdan bir daha başlayacaksın falan. Akif haklıymış. Geri vitesin yokmuş yani. Var canım, olmaz olur. Var. Geri vites herkese lazım. Evet, çok zorda kalmadıkça kullanmadığım doğrudur ama. Ben sana gıcık olduğum zamanlarda... böyle bu haline falan ukalalık derdim. Şimdi?
kendini bilmek. Evet. İnsanın arkası sağlam olunca hayallerine koşması biraz daha kolay oluyor. Peki bir şey merak ediyorum ya. Yani nedir, hayalin nedir senin? Böyle bir yol haritan var mı? Çünkü sen böyle sağlam almadan gidecek bir tip değilsin. Peki de o yüzden soruyorum. Yani bir rotam var diyelim. Peki o zaman rüzgarın bol olsun. Ya bir şey diyeceğim, leş yiyicilik falan gibi gelmezse sana ben bu odaya konabilir miyim? Böyle bir şey olabilir mi yani? Ben bilmem abi. Fikret'e sor. Artık iki masamı korsunuz, bölüşür müsünüz? Yazı turam atarsanız ne yaparsanız yapın. Ben ceketimi alıp çıkıyorum, o kadar. Ne yaparsanız yapın. Ben gidiyorum. Peki. Eyvallah. Eyvallah. İşlemleri başlatalım. Faruk Bey, ne yapıyorsunuz efendim? Abi, gidiyor muydun? Sana bakıyordum ben de. Geri dönüşler güzel. Sensiz ilk kriz. Başta biraz panikledim ama... Ya galiba ne kadar varyansın etsem de... ben bayağı alışmışım sana böyle sırtımı yaslamaya. Artık top sende. Sana inanıyorum. Güzel işleri imza atacaksın. Bu benim en sevdiğim kalemim. Uzun süredir arıyordum onu. Bugün elime geçti. O da elime geçmeye çalışıyormuş bütün gün. Buna tesadüf diyebilirsin belki ama. Güzel bir tesadüf. Bence güzel bir tesadüf.